Evet arkadaşlar, kuramlara devam. Geldik Nanli tarafından geliştirilen basamaklı öğretim modeline. Yine öğrenci merkezli bir öğretim yaklaşımlarından bir tanesi arkadaşlarım. Ve Nanli bu kuramını ortaya koyarken iki temel varsayımda bulunuyor. Diyor ki arkadaşlar, basamaklı öğretim modeli tam olarak Bloom taksonomisi basamaklarına göre düzenlendi. Hani şu bilişsel hedef taksonomisteki bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme basamakları vardı ya. Bu arkadaşlarım basamaklara göre düzenleniyor ve diyor ki bakın arkadaşlarım öğrenmelerin etkili ve kalıcı olabilmesi için öğrencilerin belirlediği görevler paralelinde hareket etmeleri oldukça önemlidir diyor. Yani bizim için anahtar durumlar basamaklı öğretim modelinde ne olabilir? Bir basamaklı öğretim, bir diye de görev kelimesi olabilir. Hatta şunu yapıyor arkadaşlarım. Görev sistematiğini oturttuğu durumda C, B ve A basamaklarından oluşan bir sistem yaklaşımı geliştiriyor arkadaşlarım. Şöyle bir detaylarını, ayrıntılarını, Bloom taksonomisi basamakları nasıl dikkate aldığını, sınavda nasıl sorular gelebileceğini, gelen de sorular üzerinden analiz etmeye çalışalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Nanli basamaklı öğretim modelinin kurgusunda arkadaşlarım şöyle bir üçgen çizer ve bu üçgeni 3 parçaya ayırır ve alttan üste doğru arkadaşlarım C basamağı, B basamağı ve A basamağı olarak bu üç aşamayı isimlendirir arkadaşlarım. Tabii neler olduğunu kalem kalem vereceğim, ayrıntılarını konuşacağız ama bir kere şunu unutmayacaksınız arkadaşlar. Çok önemli bir detay. Bizim arkadaşlarım C basamağından A basamağına doğru gittikçe işimiz basitten karmaşaya doğru ilerliyor. Basitten karmaşaya. Çok fazla ya da çok etkinlikten az etkinliğe doğru, yani C basamağında yapılan işlerle yavaş yavaş A basamağına doğru çıkıldıkça o yapılan işlerin azaldığını görüyoruz arkadaşlarım. Şimdi bir örnek üzerinden farz edelim ki arkadaşlarım şu ayrıntıları sizlerle yakalamaya çalışalım. Fen bilimleri dersindeyim arkadaşlarım. Varlıkların hareket özellikleri konusunu öğrencilerime basamaklı öğretim modeline göre öğretmeyi planlıyorum. Şimdi dikkat edin. İlk aşamada arkadaşlar öğretmen için diyor ki öğrencilerin öğrenmeleri gereken kazanımları belirler. Bu kazanımları öğrencilerine sunar. Öğrencilerse ilgi, istek ve yetenekleri paralelinde öğrenmeyi amaçladıkları kazanımlardan bir tanesini seçer arkadaşlarım. Farz edin varlıkların hareket özellikleri konusunu işliyorum ya, varlıkların ne gibi hareketlerde bulunduğunu tanır kazanımı üzerine bir öğrenme gerçekleştirmiş olacağım arkadaşlarım. Şimdi öğrenci olarak öğretmenin belirlediği kazanımlardan birini seçtim. Diyor ki Nanni C basamağı olan ikinci aşamada. Öncelikle öğrenci öğrenmeyi amaçladığı kazanımla ilgili olarak bazı ayrıntılarda bulunmalı. Bunlar neler olmalı arkadaşlarım? Diyor ki mutlaka öğrenmeyi amaçladığı o kazanımla ilgili bilgi sahibi olabilmeli diyor arkadaşlarım. Bilgi sahibi olma. Şimdi dikkat edin, program gelişme dersinde gördüğünüz bir konuyla alakalı bilgi sahibi olabilmek Bloom taksonomisinin hangi basamağına giriyordu arkadaşlarım? Bilme. Bakın dikkat edin, Bloom taksonomisi basamaklarını yavaş yavaş sürecin içerisine koymaya başladık. Öğrenci bir konuda o öğrenmeyi amaçladığı kazanımla ilgili bilgi sahibi olduktan sonra bu edindiği bilgileri kendince yorumlamalı, kendince açıklamalı, kendince örneklendirebilmeli diyor arkadaşlarım. Örnekleme. Yani ben öğrenmiş olduğum bilme basamağındaki bir etkinliği ya da öğrendiklerimi kendimce yorumluyor, açıklıyor ve örneklendirebiliyorsam bu Bloom taksonomisine göre hangi basamağa giriyordu arkadaşlarım? Kavrama basamağına giriyordu. Yani C basamağında arkadaşlarım bizim bilmemiz gereken durum şu. Mutlaka öğrenmek ve edinmek istediğimiz kazanımla ilgili olarak önce bilgi sahibi olacağız. O konudaki kazanımdaki temel kavramları tanıyacağız. Elde ettiğimiz bilgileri de kendimizce yorumlayıp açıklayacağız arkadaşlarım. Ve C basamağının literatürdeki geçen isimlerinden ismi ise arkadaşlarım görev belirleme aşaması olacak.
Yani bu aşamada öğrenci etkili, kalıcı ve anlamlı öğrenme gerçekleştirebileceği ne yapacak arkadaşlarım? Bir kendisine görev belirleyecek. Mesela diyecek ki okul bahçesine çıkayım ya da çevremde bir gözlem etkinliği yapayım. Varlıkların hareket özellikleri neler neler değil, bu mantıkta yaptığım gözlemlerden veriler elde edeyim ve bunları da anlatan bir anlam çözümleme tablosu oluşturayım gibi bir kendisine görev belirledi arkadaşlarım. Şimdi dikkat edin. C basamağı olan görev belirleme aşamasını tamamlamış olduk. Geliyorum 3. aşama olan arkadaşlarım B basamağına. Şimdi diyor ki öğrenciler B basamağında belirlemiş oldukları artık bu görevleri uygulayabilmeli. Yani yerine getirebilmeli. Ben de diyorum ki B basamağının isimlendirmedeki adı o zaman ne olmalı arkadaşlarım? Görevi uygulama. Peki B basamağı olan görevi uygulamada öğrenci ne yapacak arkadaşlarım? Belirlemiş olduğu etkinliği yerine getirecek. Yani öğrenci yapmak istediği o uygulamayı, yapmak istediği o çalışmayı yapacak arkadaşlarım. Ve aslında B basamağında elde etmiş olduğu ve yorumlamış olduğu arkadaşlarım o bilgileri farklı durumlarda kullanacak. Farklı durumlarda kullanma. Şimdi şöyle düşünün, ben bir konuyla alakalı bir etkinlik yapabiliyorsam ya da edindiğim bilgileri farklı durumlarda kullanabiliyorsam bu Bloom taksonomisi bizim karşımıza ne olarak gelecek arkadaşlarım? Harika, uygulama hedef düzeyi olarak karşımıza gelecek. Zaten B basamağının adı neydi? Görevi uygulama. Bu hedef düzeyinde Bloom'a göre zaten hangi kazanımlara yönelik çalışmalar yapılmalı? Uygulama hedef düzeyine göre arkadaşlarım. O zaman gerçekten öğrenci çevresindeki hareket eden varlıkları gözlemledi. Bu gözlemleri sonucunda veriler elde etti ve bu hareket özellikleriyle ilgili kendisine bir anlam çözümleme tablosu hazırlamış olsun arkadaşlarım. B basamağında görevi yerine getirip uyguladıktan sonra artık 4. aşama olan A basamağında ise arkadaşlarım öğrenci artık ne düzeyde öğrenip öğrenmediğinin kurgusunu yakalayabilmek için arkadaşlarım görevi değerlendirme basamağına geçecek. Yani A basamağının isimlendirmesine görevi değerlendirme diyebiliriz arkadaşlarım. Şimdi bakın burada temel felsefemiz şu. Öğrencim A basamağı olan bu basamakta üst düzey zihinsel becerilerini kullanmaya başlayacak. Üst düzey zihinsel becerileri kullanma. Bunun dışında yani ne demek istiyorum? Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini işe koşacak arkadaşlarım görevi değerlendirme aşamasında ve yaptığı bütün bu çalışmalar sonucunda o kazanımla ilgili olarak bir çıkarımda bulunma işine girecek arkadaşlarım. O zaman dikkat edin. Aslında düşünme becerileri ünitesinde de olaya hakimiz. Buradan çıkarımı yapmak çok kolay olacak. Üst düzey zihinsel becerilerimi kullanıyorum A basamağında. Yaratıcı ve eleştirel düşünüyorum A basamağında. Öğrendiğim konuyla alakalı bir kritere göre bir çıkarımda bulunuyorsam. Aslında bunlar bana neyi gösteriyor? Yaratıcı ve eleştirel düşünmenin uygulandığı bu bağlamda da o iki düşünme becerisinin Bloom taksonomisindeki karşılık gelen hedef düzeylerine vurgu yapıyor. Yani ne demek istiyorum? Ben A basamağı olan görevi değerlendirmede eleştirel düşündüğüm için analiz ve değerlendirme hedef düzeyi, yaratıcı düşündüğüm içinse sentez düzeyinde arkadaşlarım bir öğrenme gerçekleştirebiliyorum. İşte bakın otomatikman ne yapmış olduğum A basamağı olan görevi belirleme basamağında da nelerin yapıldığının kurgusunu çıkarmış olduk. Şimdi ne yapacak öğrenci? Bütün bu yaptığı işlemleri öğretmenine sunacak ve son aşamada da artık öğretmen öğrencinin öğrenip öğrenmediği hususunda bir karar verebilmek için son bir değerlendirme yapacak ve sistemi tamamlamış olacak arkadaşlarım. Basamaklı öğretim modelinin bütün temel ayrıntıları bunlar arkadaşlarım. Peki sınavda nasıl sorular geldi? Nasıl sorular gelebilir? Özellikle isimlendirmeleri unutmayın. C basamağı, B basamağı ve A basamağı. Alttan başlayacağım, üste doğru gideceğim. C basamağındaki öğrenmeler daha basit, A basamağına doğru gittikçe karmaşıklaşıyor. C basamağında yapılan işler oldukça fazla, A basamağına doğru gittikçe bu işler azalıyor arkadaşlarım. Ve her o basamakların Bloom taksonomisiyle eşleştiği yerleri unutmayacağız. C basamağı görev belirleme nerede? Bilme ve kavramada. B basamağı görev uygulama nerede? Uygulamada. A basamağı nerede? Analiz, sentez ve değerlendirmede.
Zaten program geliştirme hocamız Sema hocamızdan bu bilişsel taksonominin bu basamaklarının ne olduğu, nasıl öğrenmeler istediğini ayrıntılı, detaylı ve keyifli bir şekilde öğrendiniz. Benim üzerine zaten laf etmeme gerek bile yok arkadaşlarım, ama bakın nasıl sorular gelebilir. Bir yıl çıktı bu soru arkadaşlarım. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılındaydı ve çok güzel bir soruydu arkadaşlarım. 2013'te olabilir. Tarihlemeler konusunda biraz kötü idare edin arkadaşlar. Şimdi bakın ne diyor. Bir öğretmen öğretme öğrenme sürecinde ele aldığı konunun etkili ve kalıcı öğrenilebilmesi amacıyla öğrencilerinin merkezde olacak şekilde öncelikle hedefler ve kazanımlarla ilgili bilgi sahibi olmalarını, bu bilgileri yorumlamalarını, elde ettikleri bilgileri farklı durumlarda kullanmalarını, bismillahirrahmanirrahim. Farkında mısın nereye götürüyor işe? Bak ne diyor, bilgi sahibi olmalarını bilme, yorumlamalarını kavrama, farklı durumlarda kullanmalarını uygulama diyor ya. Ondan sonra yazarın canı sıkılmış büyük ihtimalle, ya da çok uzadığını düşünmüş paragrafın. Bakın ne diyor? Farklı durumlarda kullanmalarını, analiz, sentez, değerlendirme yapmalarını istemektedir diyor arkadaşlar. Resmen gözüne neyi sokuyor bak? Ben diyor burada sana Bloom taksonomisini anlatıyorum paragrafta. Bunu da dikkate alan hangi yaklaşım? Bu süreçte dikkate alınan yaklaşım nedir diye sordu. Bloom'un bu basamakları varsa cevabım ne olacak arkadaşlar? Çok güzel, basamakta öğreteyim. Ya da şöyle bir soru sordular arkadaşlar. Aşağıda verilen etkinliklerden hangisi basamaklı öğretim modeline göre diğerlerinden daha karmaşık bir süreci içermektedir dediler arkadaşlar. Yani ne demek istiyor aslında sana? Yukarıdan, yani A basamağından bir şey bul bana diyor. Bakalım seçenekleri bir inceleyelim. Öğrencinin öğrendiği konuda edindiği bilgileri yorumlaması demiş. Bu hangi basamak? Kavrama. Devam edelim. Öğrencinin öğrenmek istediği kavram ve bilgileri, bilgilerle ilgili, kavramlarla ilgili bilgi sahibi olması demiş. Neresi? Bilme. Çok güzel. Devam ediyorum. Öğrencinin edindiği bir durumu farklı durumlara transfer etmesi demiş. Uygulama. Süpersiniz, artık çat çat cevap verebiliyorsunuz. Çok mutlu ediyorsunuz beni. Devam edelim. Diyor ki öğrencinin belirlemiş olduğu bir görevi yerine getirmesi demiş. Yine uygulama. Harika. Öğrencinin diyor arkadaşlarım öğrenmiş olduğu konuda bir eleştiri yazısı yazabilmesi. Eleştiri yazısı yazabilmek daha üst düzey zihinsel beceri geliştiren bir durum olduğu için A basamağında olmalı. Ve arkadaşlarım cevabı da bu seçenek olmalı. Yani basamaklı öğretim modelinden gelecek sorular kökeninde Bloom'u barındırır. Hatta ben olsaydım size şöyle bir soru sorardım sınavda. 6 tane hedef düzeyi verirdim bilmeden değerlendirmeye kadar, ama bunları karışık verirdim ve derdim ki basamaklı öğretim modeline göre nokta nokta konusunu işlemek isteyen öğretmen aşağıdaki verilen 6 etkinliği hangi doğru sıralamada uygulatması gerekir derdim. Sen onları bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme olarak bir sıraya koyman gerekirdi öğretmenlerim. Basamaklı öğretim modelinin temel yapısı, ana kareografisi budur arkadaşlarım. Sizlerle bir yapılandırmaca ekole dayanan daha kuramı tamamlamış olduk arkadaşlar. Yine yapılandırmaca ekole dayanan kuramları çalışmaya ve videolarını anlatmaya, sunumlarını yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki kuramımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.